Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Dünkü programı evet çok beğenmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Yılmaz'ın ellerine sağlık, sesine sağlık. Her şekilde destek oldu. Allah razı olsun. Ve yine yapacağız merak etmeyin. Bunun devamı gelecek inşallah. Bu akşam da Allah izin verirse şimdi abimi de yayınlayacağım. İkisi beraber en azından müzik şöleni olsun sizler için de bizler için de. Ben de Elif'imi okula gönderdim. Ama tabii 3 ders dediler de 3 ders erken kimse göndermediği için mecbur çocuğu geri almaya gideceğim şimdi. Abimi bekliyorum Allah izin verirse. Yine gelirken kızımla çekerek geliriz. Çekimlerimizi yaparız Allah izin verirse. Evet gidiyoruz. Elif'im oldu. İnşallah çocuk kapıda beklemiyor. Dur soğuk. Geçeyim ha. Evet aşağı iyi gel. Okulda bırakır mısınız? Evet geldik kızım okula. Evet gideyim kızım alayım bari. Evet, ben kızımı aldım, gidiyorum. Az kalacağımız, araba çarpacaktı Allah korusun. Adam nasıl bir şey ben bilemedim. Kaç yaşında üstümüze üstümüze geliyor adeta. Değil mi kızım? Evet. Öyle. Allah korusun. Arkadaşlar, dediğim gibi anneme tavuk göğsüne bir bardak un, bir bardak şeker, az üzerine şey yapacağım piştikten sonra koyacağım. Nişasta da koyacağım azıcık. 1 kilo süte yapacağım bunun hepsine. Tabii şimdi hepsini tekrardan size çekeceğim. Dönünce evet arkadaşlar. Unu şekere ekliyorum. Az da nişasta ekleyeceğim. Evet.
Evet, az da nişasta koyuyorum. Böyle. Altında yakalım. Ben 5 daha vereceğim, ben sana gelip vereceğim. Ben gayeli olsun. Sen sen beceririm lan. Dün şey yapamadım, eşim aldım. Evet. Böyle karıştırıyorsunuz sürekli. Sen 5 verince 20 verir. Pişmeye başlayınca. Tamam. Okey. Evet, yağını attım içine. Bir de vanilin atacağım. Ağzını kapatacağım kaynayınca. Evet arkadaşlar, kıvamı da bu. Ve şimdi bunu çırpacağım. Bir güzel mikserde çırpacağım. Anacığımı hastaneye yatırdım. Şimdi iş yerine bir bakacağım. Emine'yi göndereceğim. Sonra işte. Allah kerim. Bir de yanına uğrayacağım tabii ki. Gece ablam ben kalırım dedi. Ya bundan sonrasında kendim kalırım da o akşamlık ben kalırım deyince iyi dedim, sağ olsun. Öyleydi. Ben geleceğim gece gece. Gündüz Emine'yi gönderirim. Çünkü iş yerini de bırakamıyorum. Çocuk okula gidiyor tabii ki. Allah'tan kent hastanesine doktoru da kente getirdim. Şükürler olsun ki inşallah erken de iyileşecek. Enfeksiyon çok yükselmiş. Mecbur kaldık. Enfeksiyonu yükselince ister istemez yatmak zorundaydı artık. Doktor da yatsın dedi. Bakalım artık kaç gün kalırsa. Oy, o bir tane ya. Yeter ki kendine gelsin de anacığım. İyi olsun. Hiçbir şeyde gözüm yok. Allah'ım ona sağlık versin. Oh. Evet arkadaşlar, ben annemi işte hastaneye bıraktım. Emine bekliyor şu an. Saat işte 10'a kadar falan o bekleyecek. Ondan sonra ablam gelecek. Bu gece o idare edecek. Ondan sonra Allah izin verirse artık bir şekilde ben idare edeceğim geceleyin. Gündüzü tabii iş yerine gelmek zorundayım. Gündüz Emine'yi göndereceğim. Akşam akşam yine ben geçeceğim yanına. Bakalım anne, işte. Göster. Benim kuzum da yani gidecek. Ha kızım, seni de gösteririm. Çocuğumu da ne yapayım? Onu da yanımda olmadı. Taşıyacağım hastaneye. Artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Annem iyi olsun da gerisi boş. Şu an bugün bayağı baktım iyi değil. Yani dün iyiydi. Geceleyin biraz baktım uyuyamıyor. Bir de samuramaya falan başladı. Beni korkuttu tabii ki ister istemez. Geceleyin şimdi acile götürsem yatırmayacaklar. Bir serum yiyip gelecek. Sabaha bekledim. Bugün biraz daha sanki sabah azıcık şey gibiydi ama sonra baktı yine öksürükler çoğaldı. En sonunda dedim yatıralım. Doktoruyla konuştum. Yarın randevu aldım da, hatta doktorunun da randevu da şey yapacaktı. Yani tedavi tekrar bakacaktı. Tahliller tekrar her şeyler kontrol edilecekti. Ama ben bugün yanına gittim. Çünkü bekleyemezdim artık. Onun o hali beklenecek durumu geçmişti. Yani korkuttu beni. Bayağı bir korkuttu. O da dedi ki doktoru da işte kentte onun doktoru bir sancılık. Getir dedi, ben buradayken ben olmasam bile dedi. Sen getir acile. Ben dedi onlarla konuşacağım. Yatıralım. Yukarıya işte dedi ayarlayalım. Dedi. Allah'tan boş oda da varmış yani. Onu da oraya yatırdık. Şu anda işte yanına gideceğim. Yine biraz uğrayıp üstünü başını değiştireceğim. Şimdi ablam gene de üstünü başını değiştireyim rahat yatsın diye. Dükkanım işte arkadaşım var, Allah razı olsun, oturup bekleyecek. Yeter ki diyorum ya iyi olsun da gerisi bizim. Bu akşamlık çok bir şey atmadım zaten. Diyorum ya annemin rahatsızdı. Bir de o geçen yaptığım ona tavuk göğsünü atayım ben size sadece. Müziği, abimin yaptığı müziği daha sonra atayım. Acık annem bir kendine gelsin. Ondan sonra atayım istiyorum. Dualarınızı esirgemezseniz çok teşekkür ediyorum şimdiden. Esirgemezseniz çok mutlu olurum. Allah razı olsun. Şimdiden Allah razı olsun. Onun da tabii az kendini iyi hissettiğinde bir görüntüsünü gösteririm yine hastaneden size. Şu anlık böyle yani. Tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Bugün kısa bir şey oldu. O iyi olsun da biz daha güzel şeyler yaparız. Sizler destek verdiğiniz sürece Allah razı olsun her şey için. Binlerce şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Yarın görüşmek üzere inşallah.